Herkese merhaba. Önceden boyadığım bir sandalyeyi tekrardan yenileyeceğim. Henüz yapacağım tekniğe karar vermedim. Bunun için açıkçası zımpara yapmayı daha uygun gördüm. Aslında verniğin üzerine boya yaptığınız zaman boya tutar ama zımpara yaparsanız daha sağlam bir sonuç çıkar. Sandalye boyama videolarımı izleyenler bilirler. Aile üyelerine farklı farklı sandalyeler boyadım. Tek tip mobilya sevmediğimden dolayı eşime de bu şekilde bir esprili baba sandalyesi yapmıştık. Şimdi sandalyeyi yenileyeceğim. Sevdiğimiz bir filmin afişini sandalyeye uygulayacağım. Sizlere de fikir olsun. Şöyle dekopajı getireyim. Aslında bu dekopajı bu sandalye için çıkartmamıştım. Bu bakımdan çok uygun değil. Bir şekilde kesip ayarlamaya çalışacağım. Hani sizlere de fikir olsun. Sevdiğiniz filmlerin afişlerini mobilyalarınıza uygulayabilirsiniz. Kendinize özgü mobilyalar boyayabilirsiniz. Ben boyama yaparken önceden tasarlayarak boyama yapmadığım için sadece tek teknikle yola çıkıyorum. Dekopaj yapacağım diye yola çıktım. Artık işin gidişatına göre neler yapacağız? Açıkçası ben de bilmiyorum. Hep beraber izleyelim bakalım. Bu tarz fotokopiyle çıkarttığınız dekopajları mutlaka nemli bir süngerle hafif nemlendirin ki yapışması daha kolay olsun. Çünkü hava almayan kağıtlar, yani nispeten daha kalın oldukları için pirinç dekopajlara göre, bu şekilde hafif nemlendirip daha sonra tutkal sürmek daha faydalı olur, tamam mı? Fotokopi çıktısı olan dekopaj kağıdımı beyaz tutkal sürüyorum. Merkezden dışarı doğru, yani içeriden kenarlara doğru tutkalı sürüyorum ki kağıtta katlanma olmasın. Rahat bir şekilde tutkal sürebileyim. Önce zemine ince bir kat tutkal sürdüm. Daha sonra tutkalladığım dekopaj kağıdını zeminin üzerine koydum ve bir jelatinden yardım alarak hava kabarcıklarını gidermeye çalıştım. Dekopajın kenar ve köşelerinden rölyef pastayla tamamlama yaptım. Sizler isterseniz farklı tamamlama teknikleri uygulayabilirsiniz. Henüz finali nasıl yapacağıma karar vermediğim için rölyef pasta çekmeyi daha uygun buldum. Boyamada kıl uçlu fırça kullandım. Nalburdan bildiğimiz kestirme fırçaları. İpek fırça kullanmak istemedim. Bu kıl fırçalar biliyorsunuz çizik çizik hafif bir görüntü bırakıyor. İstediğim görüntüyü bu fırçayla alırım diye bunu kullandım. Bu kısmı fırçayla yazı yazacağım. Ben şablon kullanmadan yazmaya çalıştım. Ama size tavsiyem mutlaka bir şablon kullanın. Sonuçta daha pratik olur. İçini doldurma şeklinde boyama yaparsınız. Bu şekilde fırça hareketleriyle yazıyı yazarken açıkçası biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Şimdi size fırça hareketini göstereyim. Bastır, aç ve bırak şeklinde yapıyorum. Açıkçası bir oturuşta yazıyı yazmaya çalıştım. Bu nedenle de biraz yoruldum. Oturuşumdan da belli artık zaten. Ve son yaptığım A harfi biraz düşük oldu ama olsun, nazar boncuğu olsun. Şimdi dekopajı boyut kazandırmaya çalışacağım. Elimde bir pastel boya var. Bildiğiniz kuru boya da olur. Küçük pastel boyalar da olur. Dekopajın kenarından
beyaz boyayla geçeceğim. İsterseniz ince uçlu fırçayla da bu işlemi yapabilirsiniz boya kullanarak. Ama kalemle yapmak daha pratik olur diye düşündüm. En azından hani iş benim açımdan vakit almasın, çabuk bitsin diye. Bu şekilde dekopajın kenarından beyaz kalemle geçip daha sonra elimle deyim yerindeyse boyayı dağıtarak pislettim. Orada bir buğulanma yaptım. Burada da yakın şekilde göstermiş olayım. Yaptığım işlem bu. İlk olarak bu işlemi yaptım. Ben resim konusunda eğitim almadım. Yani resim tekniği bilmiyorum. Kendi kafamdan hani bir boyutlandırma işlemi yapabilirsem nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve böyle bir teknik uyguladım. Resim bilen varsa aranızda ya da ressamlar varsa bunun daha kolay bir yöntemi varsa söylesinler. Şimdi beyaz boyayı geçtikten sonra dekopajın tam kenarlarına siyah boyayla kontür geçmek istedim. Fırçayla da yapabilirsiniz ince uçlu. Ben akrilik kalem kullandım ki hani daha çabuk işlem bitsin diye. Bu akrilik kalemlerde piyasada fiyatları çok fazla değil ama numaraları var. İnceliği ve kalınlığı değişiyor. Bundan da bilginiz olsun. Burada da size pratik bir yöntem göstermek istedim. Dekopajın kenarından bu şekilde cetvelle de düzgün bir hat çekebilirsiniz. En azından size fikir vermiş olayım. Şimdi yapacağım bir işlem kaldı. Dekopajın kenarından siyah geçtim. Beyaz bir buğulanma yaptım. Elime bir flat fırçası aldım. Siyah boyayı yükledim. Ve şimdi en dış kenarından bir gölgeleme yapıyorum. Boyayı sürüyorum parmağımla. Boyayı dağıtıyorum. Bu şekilde dekopajın hani tam resmin kenarından siyah renk geçiyor. Sonra beyaz bir buğu. Sonra da bu şekilde bir gölgelendirme işlemi yaparak boyut kazandırmaya çalıştım. Dediğim gibi ben resim tekniğiyle ilgili yani herhangi bir eğitim almadım. Tamamen kendim düşünerek böyle bir yöntem yaptım. Bilenleriniz varsa bu konuyla ilgili deneyimi olan daha kolay bir yöntemi varsa da yorumlara yazabilirler. Ben bu şekilde yaptım ve yaptığım işlemde başarılı oldum. Bugüne kadar yaptığım işlerde en az vakit alan, beni vakit olarak yormayan bir iş oldu. Bu şekilde kenar köşelerinden tam hattı da çektim ve boyutlandırma işlemini başarıyla tamamladım. Elini bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Yavaş yavaş uzaklaşacağım tam ekran alabilmek için. Zaten ayrıntılarını fotoğraflarda paylaşırım. Burada uyguladığım teknikler oldukça kolay olduğu, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği basitlikte teknikler olduğu, açıkçası çok fazla da vaktimi almadı. Ben finalini bu şekilde yapacağım. Yani resmi biraz boyutlandırarak öne çekme işlemi yaptım. Eşim bu şekilde istediği için böyle bırakacağım. Sizler böyle çalışmalar yaptığınız zaman farklı tamamlama teknikleri uygulayabilirsiniz. Dekopaj deyip geçmeyiniz. Ben hiçbir yerde film afişinin mobilyalara uygulandığını görmedim. Bu da benden sizlere fikir olsun. Yapacağınız işlerde mutlaka kendinizden bir şeyler katarak, kendi imzanızı atarak yaptığınız işlerin keyfi farklı oluyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Ayrıntılarını da çeker gösteririm. Bu şekilde final yapmış olalım. Herkese iyi günler diliyorum.